Evet, herkese iyi akşamlar. Değerli arkadaşlarım, yeniden yeni bir programda yeni bir konuyla sizlerle birlikteyiz. Bu salgın döneminde toplu ortamlarda konferans verilemediği için bu eksikliği Facebook üzerinden yaptığımız yayınlarla sürdürüyoruz. Bugün tarihimizin çok az bilinen ama bir o kadar da önemli bir konusuna değineceğiz. Bu konu Timur'un 1922 yılında Ankara'ya getirilen kılıcı ile ilgili. Bu konuda benim yazılmış bir kitabım var. Üçüncü Kılıç adıyla. Gerçi şu anda baskısı bitti. 7-8 baskı yapmıştı daha önce. Ama gene de bir şekilde ulaşılabilir ve ilk imkanda baskısını yaptırmaya çalışacağım kitaplardan birisi. Evet, nasılsınız? İyi misiniz? İyi olmanızı gönülden diliyorum. Bu arada gözlüğüm yeni. Bugün dün gözlüğümü kırınca yeni bir gözlük almak durumunda kaldım. İnşallah yakışmıştır. Güzele ne yakışmaz. Öyle diyelim ve ben hayatımda arkadaşlıklara önem veren bir insanım. Samimiyetine değer verdiğim insanlara insanların sonuna kadar yanında dururum ve canımı veririm. Basit bir gözlük kırılması olayında bile benimle yardımlaşan, bana destek veren, yol göstermeye çalışan arkadaşlarım oldu. Aydan Parlaklar bunlardan bir tanesi. Sevgili Necla Türen bunlardan bir tanesi. Bütün arkadaşlarım aynı kalbi duygularla birlikte bunu biliyorum. Yoksa benim kanalımda böyle olmayan insanların pek yeri olamaz. Evet, yine her zaman olduğu gibi her zaman görmekten onur duyduğum arkadaşlarım var burada. Merhabalar hocam diyor Güngör Güren Çatalca'dan. Fahri Alparslan abim benim hemşehrim. Havzanın yiğit delikanlısı Fahri Alparslan abim burada. Güngör Güren evet az önce sözünü ettim. Aydan Parlaklar hanımefendi burada, Karşıyaka'dan. Ve ta Kosova'dan Ertan Sütçü burada. Merhaba Ertan, nasılsın? Prizren'deki gezmelerimizi hiç unutmayacağım. Ve Sema Güray hanımefendi burada. O da Çatalca'dan. Sema Hanım, hani görünce enerji aldığım insanlardan bir tanesi. Yüzü gibi, kalbi de güzel. Sema Güray demiş ki iyi akşamlar hocam, Kemal hocam demiş, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler ediyorum sevgili kardeşim. Senin gibi bir kardeşim olduğu için de gerçekten gurur duyuyorum. Stratos Georgiadis burada. Merhaba Stratos. İsmail Korucu burada. Hüsrev Turgut Almanya'dan burada. Aydan Hanım geçmiş yakışmış hocam diyor. Evet gözlüğümü bu vesileyle görmüş oldum. Evet, ilk defa gözlükte birazcık tarz değiştirdim. Genellikle altı benim çerçeveli olmuyordu. İşte misinayla tutturuluyor biliyorsunuz. O şekildeydi. Biraz rengiyle oynadım. Yeni gözlüğüm inşallah sağlık getirir bana da ve güç getirir ve ben de çalışırım. Çünkü daha çalışacak çok işlerimiz var. Atatürk'ün gösterdiği aydınlık yolda yürümek bir onurdur. Ve bizler onun basit birer fedaisiyiz. Yani bu düşüncenin, aydınlanma düşüncesinin basit birer fedaileriyiz. Ve tabii ki benimle birlikte bu yayını izleyen arkadaşlarım da aynı kalbi, aynı duyarlılığı taşıyor. Şükrü Özer burada, Mehmet Özkan burada, Sefer Güvenç abim burada, Sefer Bey nasılsınız İstanbul'dan? Suna Altun burada, Cengiz Öksüz burada, iyi yayınlar Kemal Bey diyor.
Hasan Bilge burada. Merhaba Hasan, nasılsın, iyi misin? Aziz Mevlütoğlu ta Kastamonu'dan burada. Merhaba Aziz, nasılsın? Tezin bitti mi? Bir eksiklik var mı? Doktora çalışmaları devam edecek mi? Bana yazarsan çok sevinirim. Mehmetcan Arpa burada ve katılanlar. Tek başıma bazı çabalar içindeyim. İşte elimden geldiği kadar burada yayınlar yapıyorum. Son yaptığım yayın 2 gün önce biliyorsunuz Mustafa Necati üzerineydi. 5.000'i geçti izleyen sayısı ve bundan da çok mutlu oldum. Değerli arkadaşlarım, lütfen onca emek boşa gitmesin. Okuyalım ve bu yayınları lütfen paylaşalım. Lütfen paylaşalım. Bilgi sadece bizimle sınırlı kalmasın. Aynı zamanda duygu ve enerji, o da oradan oraya, oradan oraya yayılsın, dursun. Konu ne? Konu çok ilginç. Hep İzmir'in işgali diyoruz. İzmir'in kanlı işgali diyoruz. İzmir'de ölen masum insanların kanından, canından söz ediyoruz. Patlayan ilk kurşundan söz ediyoruz. Ve tarihimizin bu dönemiyle gerçekten gurur duyuyoruz değerli arkadaşlarım. Konu ne? Konu şu. Türkler büyük bir mücadeleye girişti. Birinci İnönü Savaşı, ikinci İnönü Savaşı, sonra Eskişehir-Kütahya Savaşları ve Türk ordusunun ta Haymana'ya kadar geri çekilişi, bütün Sakarya'nın doğusuna, bütün kuvvetlerin hemen hemen Sakarya'nın doğusuna atılışı ve Yunan palikaryalarının Ankara'ya girdik, giriyoruz dedikleri an ve biliyorsunuz son bir çabayla Türk ordusunun karşı saldırıya geçişi, kanlı muharebeler, aç kalan ordu, dökülen oluk oluk kanlar ve sonunda Yunan ordusunun Sakarya Nehri'nin batısına çekilmek zorunda kalışı. O zamana kadar matem ve yas vardı. Sanki ülkenin üzerine kara bulutlar serpilmişti. Her yanda bir ölüm ağırlığı vardı. Hareketler yavaş yavaş, umutlar kırıktı. Ama birden bu "yenildik, yenileceğiz, bittik, bitiyoruz" denildiği anda Türk ordusunun beklenmedik zaferi, başkumandanın dirayeti ve sonunda biliyorsunuz birden ortalığı bir şenlik havası alır. Her yerde davullar çalar, zurnalar çalar. Artık o ölüm kokusu ortadan kalkmıştır. Yerini bayram sevinci ve bahar şenliği sanki almıştır. Umutlar yeniden canlanmıştır. Galiba bu iş olacak, galiba işgalcileri ülkemizden atacağız denilen bir dönem gelmiştir. Ve bu yeşeren umutlar sadece Anadolu'da Anadolu insanını değil, aynı zamanda bütün kardeş cumhuriyetleri de büyük bir şevke ve heyecana yönlendirir. Bunlardan bir tanesi de Buhara'dır. Buhara'da bir iktidar değişikliği olmuştur. Bir 2 yıl kadar önce Alim adlı bir başkan, daha doğrusu Buhara, ne diyelim ona, şu anda aklıma gelmiyor ama başkan diyelim hadi, ülkeden kovulmuştur ve onun yerine Osman Kocaoğlu önderliğinde Buhara'da bir cumhuriyet kurulmuştur. Ama damar Türkçü bir damardır. Ama damar milliyetçi bir damardır. Ama damar Sovyet karşıtı, içten içe Sovyet karşıtı bir damardır. Ve o sıralarda Sakarya Savaşı'nın verildiği anlarda Enver Paşa da biliyorsunuz değerli arkadaşlarım Buhara'dadır. Ve düşünürler, taşınırlar, Ankara'ya nasıl moral vermeliyiz? Ha, şunu unutmayalım. Kurtuluş Savaşı'nda Rusya'nın gönderdiği altın rublelerin birçoğunu Buhara Cumhuriyeti kendi hazinesinden karşılamıştır. Çünkü emir alim döneminden oldukça kabarık bir hazine devralınmıştı. İşte
Buhara'da Buhara Devlet Başkanı Osman Kocaoğlu'nun ön ayak olmasıyla Buhara hazinesinden 3 tane kılıç seçilir. Bunlar Anadolu'ya direnmede sizinle birlikteyiz. Gönlümüz sizinle ve bu dava sadece sizin davanız değil, bütün Türklüğün davasıdır düşüncesiyle Ankara'ya gönderilecektir ve bir kurul oluşturulur. Bu kurulun başına Recep Bey diye biri getirilir. 3-4 kişiden oluşan bu kurul sonunda önce yaylı arabalarla Batum'a kadar gelecektir. Batum'dan bir takaya bineceklerdir ya da tekneye bineceklerdir diyelim. Ve İnebolu'ya kadar gelecekler. Yanlarında bu 3 kılıç, bir tane Kur'an-ı Kerim vardır ve aynı zamanda asragandan yani avlanma suretiyle elde edilen derilerden yapılmış kalpaklar vardır. Hani Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı günlerinde kalpaklı bir fotoğrafı var. Lenin de ona benzer kalpaklar giyiyor ve benzetme yapılıyor bazen. İşte değerli arkadaşlarım, o kalpak, o fotoğrafta gördüğünüz kalpak, bu sözünü ettiğim yolculukta getirilen kalpaklardan, astragan kalpaklardan bir tanesidir. Bu kılıçlar ne mi diye soruyorsunuz? Sıkı duralım, sıkı duralım. Evet, bu kılıçlardan bir tanesi 1402'de, bakın kaç yıl geriye gittik, tam 600 yıl, 1400 yıl önce, özür dilerim, 600 yıl önce 1402'de Timur'un İzmir'i alırken yanında taşıdığı kılıçtır. Üzerinde son derece şatafatlı süsler vardır ve bir takım değerli taşlar vardır. Bunların kimisi yakut, kimisi inci, kimisi değerli altın parçaları ve çok güzel bir kabzası var. Timur'un kılıcı 1402'de İzmir'i işgal kurtarırken, fethederken yanında taşıdığı kılıç işte Buhara Cumhuriyeti tarafından Sakarya Savaşı'nın sonrasında Ankara'ya gönderilmiştir. Evet, bu arada kimler gelmiş? Tekrar bakalım. En son Aziz Mevlütoğlu'na Tuzoğlu'nu söylemiştik. Ama bu arada başkan gelenler de var. Onat Baymak gelmiş, Gürkan Abacıoğlu gelmiş, Hüsniye Güner gelmiş. Aziz Mevlütoğlu diyor ki merhaba hocam, tez dönemine yeni geçtim. Hayırlısı ile doktoraya da çalışıyorum inşallah. İyi yayınlar diyorum değerli hocam diyor. Ben de senin alnından öpüyorum güzel kardeşim. Nurbayar gelmiş bizi izliyormuş. Fatih Er Yılmaz gelmiş. Ramazan Çelikoğlu gelmiş. Faruk Tamer gelmiş, Mesut Aksünger gelmiş, Aksungur gelmiş özür diliyorum. Yusuf Ziya Söylemez gelmiş, bizleri izliyormuş. Lütfen, lütfen, lütfen. Sevgili Sema, sana, sevgili Aydan Hanım, sana, sevgili Azizciğim, sana söylüyorum. Bütün arkadaşlarınıza linklerimizi atalım. Bir seferberlik başlatalım. Sevgili Gürkan Bey size söylüyorum ve tek tek adını şu anda anamadığım bütün katılımcılarımdan bunu özellikle diliyorum. Ağımızı büyütelim, sosyal medyayı güçlü kullanalım ve bilginin gelişmesine, yayılmasına katkı sunalım. Bu arada Mehmet Us geldi. Merhaba Mehmet, nasılsın, iyi misin? Esin Kurt geldi. Sevgili Esin Hanım, nasılsınız, iyi misiniz? İyi olmanızı diliyoruz. Ve yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kurulu İnebolu'da kim karşıladı dersiniz? Hani geçen akşam Mustafa Necati üzerine bir sohbet yapmıştık ya. Mustafa Necati yanında atlılarla İstiklal Mahkemesi Başkanı olarak karşılamıştır. Ve sonradan Türkiye'nin tanınmış tarihçilerinden birisi olan Enver Behnan Şapolyo. O da bu sözünü ettiğim kurula rehberlik yapmak üzere görevlendirilmiştir. Enver Behnan Bey bunları anlatmış. Yani Türk Yurdu dergisinde, Türk Kültürü dergisinde özür dilerim. Zamanında yazdığı yazılarda bu yolcuların nasıl karşılandığını ayrı ayrıntılı bir şekilde anlatmış.
Mesudiye Oteli'nde kalırlar. Birkaç gün orada dinlenirler İnebolu'ya gelince. Yanlarında işte kutular vardır. Kutular içinde ne olduğunu bilemez önce Enver Behnan Bey. Ve bir süre şeyde dinlendikten sonra İnebolu'da yanlarına rehber olarak Enver Behnan Bey'i verirler. İki tane yaylı araba. İşte biliyorsunuz Ilgaz Dağları o yörelerde oldukça önemli ve meşhur. Tıkır 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 Aralık ayının son günlerinde, yani 1921 yılının Aralık ayının son günlerinde Ankara'ya doğru yola çıkarlar. Yolculuk 10 güne yakın sürer. Kolay değil. Yani bugün belki 3 saatte 4 saatte gittiğiniz yol o günlerde ancak, İşte hele kış koşullarında yollar kapalı, bazı yerlerde dereler geçit vermez, hikayeler, hikayeler, hikayeler. Sonunda Ankara'ya ulaşabilmişlerdir. Heyet Ankara'da önce Ulus Meydanı'nda bir otele yerleşir. Bir gece dinlenirler ama bu arada Ocak ayının 7'si olmuştur. Ayın 7'sinde, yani Ocak 7, 1922 tarihinde, heyet kalkar, geleneksel kıyafetlerini giyer. Bu arada geleneksel kıyafetin neler olduğunu gözlerinizin önünde bir canlandırın ve sonunda ilginç bakışlar arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar giderler. Yanlarında bu kılıçlar ve Kur'an-ı Kerim vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Mustafa Kemal Paşa'yı odasında ziyaret ederler. Ve Kurul Başkanı Recep Bey doğrudan Mustafa Kemal Paşa'ya şu sözleri söyler. Bu yanımızda getirdiğimiz yadigarlar, Karındaş Buhara Cumhuriyeti'nden Anadolu'da milli mücadeleyi yürüten reis olarak, başkan olarak şahsınıza getirildi. Bu üç kılıçtan bir tanesi sizindir. Bir tanesi Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'nındır. Ama bu üçüncü kılıç var ya, onların içinde en değerlisi, en değerlisi, bunu İzmir'e girecek olan ilk Fatih'e vermek üzere zat halinize teslim ediyoruz derler. Ve bu arada Kur'an-ı Kerim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne armağan edilmiştir. Timur'un Kur'an'ıdır bu söylentiye göre ve bunun biliyorsunuz son işte Facebook paylaşımlarımızda kapak fotoğraflarını vesaire ben yayınlamıştım. Ve sonra ne olur? Mustafa Kemal Paşa elinde kılıçla birlikte Büyük Millet Meclisi'nin genel kurul salonuna gelir ve orada milletvekillerine ve tabii ki Türk ulusuna karşı bir konuşma yapar. Arkadaşlar der, Karındaş Buhara Cumhuriyeti'nden getirilmiş olan bu mukaddes seyf, seyf kılıç demek. Bizim için Anadolu'yla Buhara'nın, Karındaş Cumhuriyet, kardeşimiz, karındaşımız Buhara'nın dayanışmasını gösteren çok önemli bir yadigardır. Zamanında Sakarya Savaşı'nı kazanan milli ordumuz, yani 6 ay kadar önce Sakarya Savaşı'nı kazanan milli ordumuz, pardon 5 ay kadar önce milli ordumuz inşallah yakında İzmir'e girecektir. Ve ben İzmir'e girecek olan Fatih'e bu seyfi bizzat kendi ellerimle vermekle şeref yâb olacağım der alkışlar arasında. Ardından kılıcın birini kendisi almıştır. Birisini Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'ya teslim etmiştir. Ve üçüncü kılıcı, yani Timur'un gerçek kılıcını, onu da ordu içinde İzmir'e ilk girecek olan Fatih'e, kimse o Fatih kim olacaksa ona vermek üzere Batı Cephesi Komutanlığı'nın emrine vermiştir. İşte bundan itibaren orduda bir duyuru yapılır. Bu kılıcın İzmir'e ilk girecek olan Fatih'e bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından verileceği o dönemde bu emirlerle duyurulur. Ve bu olayı da Ankara'nın en önemli yayın organlarından birisi olan ve yayınlanmasında Mustafa Kemal Paşa'nın büyük desteği olan Hakimiyeti Milliye gazetesinde yazılarak duyurulur.
Evet, kimler var bu arada? Hüseyin Ural abim gelmiş, Murat Cömert kardeşim gelmiş Hamburg'dan, Ali Aydın gelmiş, Zafer Begasis kardeşim gelmiş, Gürkan Abacıoğlu'ndan söz etmiştim. Hüseyin Ural, Levent Egin gelmiş, Aygün Özdoğan gelmiş ve Mustafa Baysal kardeşim şu anda geliyor Antalya'dan. Benim gönül arkadaşım. Yani 20'li yaşlardan hatta daha erken yaşlarda tanıdığım, 18-19 yaşlarında üniversite öğrencisiyken tanıdığım ve arkadaşı olmaktan da gurur duyduğum Mustafa Baysal gelmiş. Kendisi Antalya'da avukatlık yapıyor ve Hüseyin Ural abim diyor ki iyi akşamlar hocam diyor. Biz de iyi akşamlar Hüseyin abi diyoruz. Lütfen lütfen Duisburg'da işte eğer oradaysanız ve lokaldeyseniz Hüseyinlerden birinin demlemiş olduğu çayla şöyle bir demlenin. Keyifle bu kardeşinizi lütfen izleyin ve paylaşın efendim. Nurettin Bozkurt geldi bu arada. Merhaba Nurettin, nasılsın? Nurettin Balıkesir'de tanıştık kendisiyle. O da benim bir fen bilgileri öğretmeni zannediyorum biyoloji. Ve dolayısıyla o da çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Atatürk devriminin Yılmaz savunucularından bir tanesi. Sonra ne oldu dersiniz? Sonra Ağustos ayı geldi. 26 Ağustos 1922 ve fecirle birlikte yani sabahın ilk daha ışığının gecenin karanlığına henüz daha vurduğu anlarda Kocatepe sırtlarından Türk topçusu Endaht atışına başladı. Endaht atışı ilk atış o bir açıyla atılır uzağa ve düşman mevzilerine ne kadar isabet ettiyse ona göre öteki topların ve ardından gelecek atışların ayarları yapılır ve yarım saatten fazla Türk topları düşman mevzilerini cehenneme döndürmüştür, çevirmiştir. Ve daha sonra Türk süngüsünün ve Türk topçusunun marifetleri saldırılarıyla ve Türk süvarilerinin baskın, imha, geri çekiliş ve kaçış yönlerini kesme operasyonlarıyla düşman neye uğradığını şaşırır. 26, 27, 28, 29 Ağustos ve 30 Ağustos 1922 Türk topçusu Yunan kuvvetlerini Dumlupınar'da çevirmiştir. Ve o anda Mustafa Kemal Paşa atının üzerinde İzmir'de bulunan Yunan orduları komutanı ki kendini öyle zannediyor aslında görevden alınmış trikopis atanmış o tarihte şahlanan atıyla birlikte şu şekilde haykırışı. Hacı Anesti gel de ordularını kurtar. Evet. Hacı Anesti gel de ordularını kurtar. Sakarya Savaşı'nın sonunda ne demişti onu da hatırlayalım. Hektor'un öcünü aldım. Yani ta Truva Savaşı'nda Aşil'e karşı direnen, Agamemnon'a karşı direnen meşhur Truva kahramanı Hektor'un biliyorsunuz kardeşi Paris'le birlikte şeye verdiği bu sözünü ettiğim güçlere karşı verdiği mücadele ve sonra tabii hüzün verici bir şekilde öldürülüşü ama bu Anadolu çocuğunun Ege'nin öte tarafından gelen saldırganlara karşı direnişi Mustafa Kemal Paşa'nın gönlünde hep takdir duyguları kazanmıştır. Ferit Balcı geldi. Evet, New Jersey'den. Amerika Birleşik Devletleri'nden sevgili, sevgili, sevgili küçük meleğimiz Asya'nın babası. Evet Ferit şimdi bir kız babası ve o nedenle de herhalde dünyanın en mutlu insanlarından birisi. Onun sevgili eşi benim de kardeşim Gülen Balcı. Ona da selamlarımızı Ferit aracılığıyla iletelim ve Asya'nın gözlerinden öpelim. Emine Necla Püren hanımefendi geldi. Aygün Özdoğan iyi akşamlar Kemal hocam diyor. Engin Özdoğan paylaşıyorum diyor. Aygün Aydoğan aynı zamanda paylaşıyorum diyor. Murat Cömert iyi yayınlar hocam. Tüm katılımcılara Hamburg'dan merhaba diyor ve Murat'ın selamını iletiyoruz. Faruk Taner, o da hocam iyi akşamlar dilerim.
Saygılarınla diyor, saygılar, sevgiler bizden. Nurettin Bozkurt, merhabalar hocam. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız diyor. Gözlerinden öpüyorum sevgili Nurettin. Mustafa Baysal, teşekkür ederim hocam diyor. Ve Ferit Balcı, New Jersey'den sesleniyor. Hocam iyi akşamlar diyor. Onur Çalık burada. Mithat Atabey kardeşimiz Çanakkale'den burada. Optik Hüseyin Üçpınar, Hüseyin Üçpınar burada izliyor. Hüseyin Çınar Duisburg'dan selam hocam, şimdi işten eve geldik, sizi izliyorum diyor. Aman ne güzel ne güzel. Ve Hüsrev Turgut kardeşim yazmış, süvariler çok sessiz ve hızlıca işini cephede yaparak geri çekiliyorlardı diyor. Benim 3. kılıç kitabımı okudu ya, oradan esinlenerek bunları yazıyor. Aman ne güzel. İşte bu, işte bu. Mustafa Baysal demiş ki hocam, Mondros Mütarekesi'nin imzalandığı Agamemnon zırhlısının adı tesadüf değil diyor. Evet doğru, işte istilacı Agamemnon'un anısına. Tabi Yunan mitolojisinde çok önemli bir isim. Agamemnon aynı zamanda sadece Mondros Mütarekesi'nde değil, başka seferlerde de Türklere karşı kullanıldı. İzmir'in işgalinde de yer almıştı. Şimdi devam edelim, sonra ne oldu? Sonra tabii Mudanya'da, özür dilerim, Dumlupınar'da düşmanın kuvve-i asliyesi asıl güçleri imha edildi. Ve bu muharebeye Mustafa Kemal Paşa Rum sındığı meydan muharebesi dedi. Rumluk düşüncesinin ve aynı zamanda megali ida düşüncesinin kırıldığı bir dönüm noktası olarak gördü bunu. Ve bu şekilde yorumladı. Tabii Türk süvarileri çekilen düşmanın peşine düştüler. Arkasından piyadeler geliyor. Canhıraş bir geriye doğru çekilme, ama ne çekilme. Düşman ordusu geçtiği yerleri yakıyor ve yıkıyor. İşte Uşak yanıyor. Nazilli yanıyor. Salihli yanıyor. Örneğin yine Kula yanıyor. Ve Manisa yanıyor. Milletin ciğeri yanıyor ve İzmir yanıyor derken, biliyorsunuz 8 Eylül'de Manisa kurtarılmıştır. Ve Manisa'ya giren kuvvetler, kanlı muharebeler tabii var bu arada. Özellikle Sabuncubeli geçidine, Papazköy ya da Horozköy diye bilinen bölgeye doğru şiddetli saldırılar ve yoğun muharebeler var. Bu arada çekilen düşman kuvvetlerinin peyderpey, parça parça çekilişleri sürüyor ve süvari kol ordusu komutanı Fahrettin Altay Paşa, onun komutasında Enver Bey diye bir teğmen, ilk defa 8 Ağustos'u 9 Ağustos'a bağlayan gecenin tulu vakti, yani şafak sökmekte olan vakti, biliyorsunuz İzmir Körfezi'ni görüyor. Aman ne güzel. İzmir'e girilecek. Ama nasıl? Ama nasıl? Nasıl girilsin? Çok tehlikeli olabilir. Çünkü bir takım istihbarat raporları geliyor. Belli yerlerde Rumların direniş gücü oluşturdukları ve İzmir'i savunacakları yönünde haberler geliyor. Bu nedenle ordu asli unsurlarıyla büyük bir tehlikeye girmesin diye çok ihtiyatlı hareket etmek gerekiyor. Koskoca Fahrettin Paşa sıtma nöbetleri geçiriyor. İki tane at, biri önde biri arkada. İki taraftan kalaslar bağlanmış, ortaya sedye konulmuş. Koskoca paşa at sırtında bu şekilde savaşı idare etmek durumunda kalıyor. Ve bu arada Hüseyin Çınar diyor ki, sizi izliyorum dedi, Hüsrev söyledi, Mustafa Baysal. Evet, onu da söyledik, özür dilerim. Ve sonunda sabaha karşı Türk süvari birliklerinin İzmir'e girmesine karar veriliyor. Sabahın erken saatleri. Henüz daha güneş yeni sökmüş. Sabuncubeli'nin Manisa tarafındaki sırtlarında çok atak, çok fedakar, savaş sanatını çok iyi bilen, becerikli bir yüzbaşının oluşturulan bir müfrezinin başına geçmesi isteniyor. Bu
Evet, bu kişi Yüzbaşı Şerafettin Bey'dir. Yüzbaşı Şerafettin Bey'in bölüğüne iki bölük daha ekleniyor. Tabi İzmir'i bilenler bilir. Yamaçlardan Bornova'sına doğru inecekler. Atlar dört nala doğru koşamaz, tırsa kalkar, zıplaya zıplaya sizin anlayacağınız aşağı doğru iner. Ve Bornova önlerinde bir direnişle karşılaşılır. Direniş yarılır ve saat 9.30'da, 9.9'u geçe diyelim, tam 9.30 değil, Bornova kurtarılır ve Bornova'nın kurtarılmasından sonra Bornova'nın merkezindeki büyük camiden, Merkez Camisi'nden bir salağa okunur. İşte bu Bornova'nın kurtarıldığının müjdesidir. Şimdi, evet şimdi süvariler İzmir'e doğru hareket edecek ve bunu nedenle İzmir'i bilenler gene bilirler. Ege Üniversitesi Hastanesi'nden Halkapınar'a doğru giden bir ağaçlı yol var. O zamanlar burası bir patika yol. Patika demeyelim de ne diyelim? Yani asfalt falan değil, dolgu ya da işte taşlar falan döşenmiş bir yol. Öyle düşünelim. Şimdi o tür yollara bir şey deniyor da şu anda aklıma gelmedi. Belki birazdan gelir. Şose, şose. Bir şose halinde giden bir yol var. İşte bu şoseden birlikler hareket edecektir. Ve Yüzbaşı Şerafettin'in arkasında, bu arada Bornova'da kalan, bir takım yerlerde güvenlik birimi oluşturan, nokta karakollar oluşturan süvariler olduğu için sayı azalmıştır. 80 kadar süvarisi kalmıştır. Mersinli'ye doğru gelirken orada 800 kişilik bir Yunan müfreze, ne diyelim ona, müfrezesi, evet müfrezesi esir alınır tabur hatta. Ve onların başına bazı nöbetçiler dikilir. Ve şimdi 40 kadar süvarisi kalmıştır. Yüzbaşı Şerafettin Bey Halkapınar'a gelir. Halkapınar'a gelince orada bir fabrika var. Bir un fabrikası. Bu un fabrikasına geçmiş dönemlerde Todoroğlu Un Fabrikası deniliyordu. Ama sonradan Tuzakoğlu Un Fabrikası oldu. Sonradan Cumhuriyet döneminde de Devlet Güvenlik Mahkemesi oldu o bina. Ve şu anda da Vatan ve Namus Anıtı'nın hemen yanı başında halen yerinde durur. O noktaya geldiler. Bu binayı görünce Yüzbaşı Şerafettin Bey burada bir pusuya düşürüleceğinden şüphelendi. Ve 8 tane erini, 8 tane erini, süvarisini daha doğrusu, atlarından indirdi ve bir güvenlik yürüyüşüyle birlikte önden koşturuyor. Yüzbaşı Şerafettin Bey haklı çıkmıştı. Birden bu sözünü ettiğim 40 kişinin üzerine ve özellikle de o 8 askerin üzerine yöneltilen mermiler ateş gibi ortalığı allak bullak etti. Ve o yağlı kurşunlar, o yağlı mermiler 4 tane civan mert süvari askerimizin, süvarimizin göğüslerine isabet etti ve dördü de cansız yere yıkıldı. Biri Trabzon'dan, birisi Diyarbakır'dan, birisi Konya'dan, belki birisi Çankırı'dan geldi. Bilmiyorum. Ama hatırlamıyorum daha doğrusu. Ama işte oradan sonradan Vatan ve Namus Anıtı dikildi. Yüzbaşı Şerafettin Bey'in ben hatıralarını yayınladım. Onun hatıralarında anlattığına göre şimdi rahmetli şehitlerin başında duracak hiç zaman yok. Evet, biz pusuya düştük. Bize bu pusuyu kurmaya çalışanların üzerine koştuk. Kimseyi yakalayamadık ama riske giremezdik. Derhal komutumu verdim. Ata bin, kılıç çek ve hücum. Ve şimdi süvariler yıldırım gibi punto üzerinden Alsancak'a girdiler. Ortalık cehennem. Çünkü kalabalık, kaçan Ortodokslar, işte Alsancak mevki, bugünkü o Bornova sokağının olduğu yerler ve ara sokaklar böyle bir insan mahşeri gibi ve süvariler ellerinde kılıç, başlarında kalpak, yüzlerinde toz toprak ama yürekleri çelik gibi ve iman dolu birinci kordona geldiler. Ve birinci kordona ulaştıklarında o tunç yüzlerin gölgesi Akdeniz'in mavisine düştü. Şimdi atların nal sesleri kordonun taşlarında kıvılcımlar saçıyor.
ve Türk süvarileri kalabalığın, korkunun, endişenin, alkışın, sevincin, haykırışın hepsinin bir olduğu o ortamda pasaporta doğru ilerliyor. Hani bugün pasaport kahvesinin olduğu yerde, Pierre konağın olduğu yerde çay içeriz ve güneşin batmasını izleriz ya. Kantar Karakolu'nun oraya gelince en önde Yüzbaşı Şerafettin, bir Rum'un ya da belki muhtemelen bir Ermeni'nin kalabalık içinden attığı bir bombanın hedefi olur. Bomba infilak eder ve atı ağzından köpükler saçarak yere yuvarlanır. Yüzbaşı Şerafettin de kan revan içindedir. Boynundan ve vücudunun değişik yerlerinden darbeler almıştır, etine, kanına, damarına şarapnel parçaları saplanmıştır. Bir şaşkınlık ortamı, bir duraksama, koşarak Reşat Bey adında, pardon Akif Bey adında bir doktor vardır bölüğün içinde. Gelir ve apar topar Yüzbaşı Şerafettin Bey'in yaralarını sarar. Yüzbaşı Şerafettin Bey yedeklerden atının birine sıçrar. Kılıcını çeker. Süvariler de kılıçlarını çekerler. Şimdi al sancakta. Borsaya doğru dolu dizgin Türk süvarileri akmaktadır. Nereye doğru? Hedefleri neresi? Niçin? Hani Mustafa Kemal Atatürk, ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri dedi ya, işte bu emri yerine getirecekler. Bunun için çırpınıyorlar. Onlar özgürlük savaşçıları. Onlar emperyalizme karşı direnen anti-emperyalist kurtuluş mücadelesinin birer neferleri. Hani yine Cahit Kulebi anlatıyor ya kordona girişini. Bekirler, Ahmetler, Veliler diz kırdılar ve kaçan düşmanın ardı sıra kordon boyunda ateş ettiler diyor. Hani devam ediyor. İzmir'in denizi tuz ve kızları deniz kokar diye bir dizesi var ya. Anımsayabildiğim kadarıyla eksik söylüyor olabilirim. İşte şimdi dolu dizgin o kalpaklı süvariler, Yüzbaşı Şerafettin Bey'in üzerinde kanlar. Ben bunların resimlerini yayınladım. İnternetten taradığınız zaman onun sargılı fotoğrafını da göreceksiniz. Ve sonunda Borsa'ya gelirler. Yollarını kaybetmişlerdir. Çünkü o gençler, kimisi 20, kimisi 22, kimisi 24 yaşındaki o kara yağız gençler, civan mertler, adam gibi adamlar, bugün memleketin kanını iliğini sömürerek milliyetçilik yapan sahtekarlar var ya, kendi akademik dünyamızda hiçbir şey yazıp çizmeden, ortaya bir şey koymadan, yalakalıkla, yalpalayarak, sağa sola kıvırarak bir yerlere kalmaya çalışan düşük insanlar var ya, işte onlar gibi değil, canlarını ortaya koyan, vatan için yürekleri çarpan bu adamlar borsada kayboldular. Yolu bilemediler ve ağlayarak bir Türk genci çıktı karşılarına. Onlara rehberlik etti ve saat 10.24'te konak meydanına ulaştıklarında atları soluk soluğaydı ve ağızlarından köpükler çıkıyordu. Durdular, duraksadılar, bir sağa bir sola baktılar. Sağ tarafta ileride sarı kışla, sol tarafta hükümet konağı gönderdi Yunan bayrağı. Bir genç koştu gene. Yanında bir bayrak getirmiş İzmirli bir genç. Koşarak süvarilerin komutanı Yüzbaşı Şerafettin Bey'e geldi. Elde dikilmiş o bayrağı Yüzbaşı Şerafettin'e verdi. Yüzbaşı Şerafettin aldı o bayrağı, göğsüne soktu. Atından atladı, bir elinde mavzeri, öteki elinde kılıcı vardı, özür diliyorum, bir elinde tabancası, öbür elinde kılıcı vardı, yaralı haliyle, göğsünde Türk bayrağı koşar adam merdivenlerden çıktı. Ah, bu arada
Samet Yıldız gelmiş. Hüseyin Ural diyor ki, Hüseyin abi, anlatım o kadar güzel ki bir film izler gibiyiz. Sağ olasın hocam diyor. Biliyor musun? Hüseyin abi, şu anda benim dilim konuşmuyor ki. Yüreğim çarpıyor. Onu hisset. Benim yüreğim çarpıyor. Bu onurlu mücadeleyi göz ardı edip de Kurtuluş Savaşı yoktu diyecek kadar ahmaklaşan o rezil adamlara ne diyelim? Onlar gelmiyor mu aklımıza? Ya da keşke Yunan galip gelse diye, geldi diyecek kadar nankörleşen zihniyetler, kara zihniyetler bu memlekette varken bizim yüreğimiz yanmaz mı? Ne için koşuyorlardı onlar? Vatan için, yurt için, bayrak için ve bir komutanın emrini yerine getirebilmek için. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Çıkmış adam dalga geçtiğini zannediyor. Diyor ki, aa, Atatürk çok içti galiba. Akdeniz dedi, Ege diyecek yerde diyor. Ahmak, bilmiyor ki o tarihlerde. Ege diye bir sözcük bile yok Akdeniz için. Yani daha doğrusu bugün Ege Denizi dediğimiz coğrafyayı anlatmak için Ege sözcüğü yok. Biliyor, yani 1950'lerde Ege Denizi denildi. O zamana kadar Akdeniz'in bir uzantısıydı. Galiba diyor yönünü şaşırdı. Batıyı işaret edeceğine güneye işaret verdi. Akdeniz dedi diyor. Eblehliğini, aptallığını ortaya koyuyor. Böyle adamlar var. Devam edelim. Koşar adım merdivenlerden çıktı. Ama konağın, hükümet konağının ön kapısı kilitlenmiş ve Yunan yönetimi kaçıp gitmiş. İçeride tek bir hizmetçi kadın var. Bir Rum kadın. Teğmen Ali Rıza ve Teğmen Hamdi, yüzbaşı şerafetinin emriyle yan kapıları kırar. Yan kapılardan içeri girilir. Ön kapı arkasından açılır. Yüzbaşı Şerafettin, Teğmen Hamdi ve sonradan Teğmen Ali Rıza Akıncı soyadını alacak olan kişi. Ali Rıza koşar adımlarla merdivenlerden balkona gelirler. Yüzbaşı Şerafettin Bey benim yayınladığım anılarında şunlar söylüyor. Şunları söylüyor. Gönderden Yunan bayrağını indiriyoruz. Göğsümden bana bir gencin verdiği bayrağımı çıkarıyorum. Bakıyorum ki bayrağımın kırmızısına al kanım bulaşmış. Öpüyorum, öpüyorum, öpüyorum. Ama aynı zamanda gözyaşlarımı tutamıyorum. Kanımın bulaştığı al bayrağıma şimdi de gözyaşlarım bulaşıyor. Ölsek ne gam. Evet, görüyor musunuz hali? Ölsek ne gam. Ne demek bu? Allah aşkına bir düşünün, ne demek? Bu vatan boşuna vatan yapılmadı, ne demek bu? Bunları hissetmeden, bunları duyumsamadan bu memlekette yaşamak zuldür yahu. Bu kadar önemli. Biz ne bu şimdi? Bu neyi anlatıyoruz? Bir millete gurur vermekten başka ne olur bu? Bunun üzerine ideoloji yapılabilir mi? Yapılıyor bu memlekette. Ya bunun üzerine ideoloji olur mu ya? Bunun üzerine bir ideoloji koyuyorsan, bu anti emperyalist mücadeleyi, yani sömürgeye karşı duruşu, Anadolu'nun kendi öz direncini göremiyorsan öl. Öl ya. Bunun üzerine ideoloji olur mu? Bu değerler hepimizin, neden söz ediyoruz? Bayraktan, vatandan, millet bütünlüğünden, kurtuluştan, bağımsızlıktan. Bu değerlerle senin sorunun mu var kardeşim ya? Nasıl yaparsın bunu? Ve sonra devam edelim biz neyse. Ardından bu üç yiğit, Yüzbaşı Şerafettin Bey başlarında, şanlı Türk bayrağını göndere çekiyorlar. Arkasından birer selam duruyorlar. Sonra da millet aşağıda toplanmış bir kalabalık ki deme gitsin. Zeybekler inmiş dağlardan, davul zurnalar çalıyor bir şenlik havası. Alkışlar ortasında Yüzbaşı Şerafettin kalabalığa karışırken kalabalıktan birileri çıkıyor, hatıra fotoğrafı çektiriyor. Kalpa ile Yüzbaşı Şerafettin önünde
dürbünü, boynunda lekesi. Lütfen Google'dan tarayın, Yüzbaşı Şerafettin, o merdivenlerde çekilmiş fotoğrafı göreceksiniz. Yayınladık bunları. Sonra ne oldu? Timur'un kılıcına ne oldu? 10 Eylül günü NİF'ten, yani Kemal Paşa'dan, bu olayların olmasından, tabii ayrıntılara giremiyorum, bunlar benim 3. kılıç kitabımda var. Hüsrev Turgut yeni okudu, o yüzden orada güzel şeyler yazıyorum canım kardeşim, seni çok seviyorum gerçekten. Ve sonra ne oluyor? 10 Eylül'de Mustafa Kemal Paşa İzmir'e girer, konağa gelir, yerleşir, Yüzbaşı Şerafettin Bey'le tanışır. Ama 13 Eylül'de, o arada tabii kargaşa devam ediyor. Yani Çeşme'ye doğru çekilen Yunan kuvvetleri, işte güvenlik önlemleri vesaire vesaire. Bunlara da değinelim ama bu arada yazılan mesajlar var. Nurettin Bozkurt diyor ki, bu cemaatçilerin yalanları bitmez diyor. Gülseren Kızgın Çelik diyor ki, siz çok yaşayın cesur yürekli hocam diyor. Rica ederim. Bu arada Emre gelmişti. Hüsrev Turgut diyor ki, Yunanlılar o kadar saldırılar ve insan dışı hareketler yaptılar ki bizim ordumuz hiçbir öyle yanıt vermedi diyor. Başka ne demiş? Silahlarınızı teslim edin uyarısında bulundular. Tam bir Türk askerine yakışan hareket diyor. Devam ediyor. Evet. Aygün Özdağ'ın da demiş ki, yüreğinize ve emeğinize sağlık Kemal Hocam. Teşekkür ediyorum diyor. Lütfen paylaşın ve paylaşın ve paylaşın. Lütfen kitaplarımızı okuyun ki bizim okuyucumuz var. Bizi takip edenler var. Bizden yararlananlar var. Ve biz yalnız değiliz diyelim. O cesareti bulalım ve daha çok üretmeye ve yazmaya devam edelim. Lütfen okuyunuz. Okuyunuz. Benim Facebook sayfamdan edinmek istediğiniz kitabımı yazdığınızda ben nereden temin edeceksiniz elektronik ortamda hiçbir yere gitmeden onların linkini atarım. Ve burada da zaten benim kitaplarımın dağıtımını yapan arkadaşlar var. Onlara da ulaşılabilir. Bir irtibat kurarız ve lütfen 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 okuyun. Tuncay Bostan da, pardon, Destan mı? Tuncay Dastan izliyormuş bu arada. Sonra ne oldu? İzmir yangını girdi araya. Mustafa Kemal Paşa Latife Hanım'la tanıştı. Karşıyaka'da onların konağında kalıyor. Daha sonra evlenecek. İzmir yangını yürekleri yakıyor. Ve sonra biliyorsunuz, sonra 15 Eylül'de düzenlenen bir törenle Timur'un Buhara'dan gönderilen kılıcı İzmir'e ilk giren kişi olarak Yüzbaşı Şerafettin Bey'e veriliyor. Bir Musevi vatandaşın Misbah Efendi'nin ortaya koyduğu 500 liralık bir ödül vardı. Onun yarısı Yüzbaşı Şerafettin'e, yarısı da ondan 2 dakika sonra Sarıkaş Kışlaya girmiş olan Teğmen Zeki'ye veriliyor. Zeki Doğan, General Zeki Doğan. Ve bu parada Yüzbaşı Şerafettin Bey'in oluyor. Ertesi gün, yani 15'inden sonraki gazetelerde bakıyorsunuz. Yüzbaşı Şerafettin'in Timur'un kılıcıyla çekilmiş fotoğrafları gazeteleri süslüyor. Karayağız bu delikanlı çekilen fotoğrafların kameralarına utanarak bakıyor. Babası Kırımlı bir Türk, İstanbullu. Annesi Trabzon Maçkalı. Volkan Canali oğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Belediye Başkanlığı yapan Volkan Canalioğlu abimizin eşi, çok değerli Nermin ablamızın akrabasıdır kendisi, büyük dayısıdır Yüzbaşı Şerafettin. Belki hukuk okuyanlar var. Rona Aybay'ın, Aydın Aybay'ın rahmetli oldu. Aydın Aybay'ın dayısıdır. Rona Aybay'ın da büyük dayısıdır. Şu anda Rona Aybay sağ ve sıhhatte. Çok sevdiğimiz bir aydın ve hocamız. Hukukçu profesör. Aydın Bey en son Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanlığını yapıyordu. Ve ben onunla ve Yüzbaşı Şerafettin Bey'in kızı
Gönül Manioğlu hanımefendiyle gittim. Annesinin köyünü Nermin Hanım'la birlikte Maçka'da ziyaret ettim. Bundan yıllarca evvel hiç unutamayacağım anlar yaşadım. Bir de bu kılıcın bu kitabın bir yazılış öyküsü var ki aman da aman, aman da aman. Birileri çıktı, ben bu kitabı yazdım diye beni rektörlüğe şikayet etti ya. Birileri çıktı, Cumhurbaşkanlığından bilmem nerelere kadar hakkımda suç duyurusunda bulundu. Soruşturma üzerine soruşturma. Türkiye böyle bir ülke. Bütün belgeleri götürüp valiliğe teslim ettim. Dedim ki ne varsa burada. Ben tarihi görevimi yerine getiriyorum. Bundan sonraki durum sizin durum. Bir de İzmir'de bir kurtuluş anıt yok mücadelem oldu benim. Öyle ya. İzmir gibi bir kentte Konak Meydanı'nda bu olayları anlatan, resmeden bir motifin olması gerekmiyor mu? Düşünelim değerli arkadaşlarım. Bunların mücadelesini verdim. Onları bir gün ayrıca bir program yapmayı düşünüyorum. Sonra ne oldu? Sonra Yüzbaşı Şerafettin Siret Hanım'la evlendi. Bu evliliğinden bir çocuğu dünyaya geldi. Gönül Hanım. Ve zaman içinde boynundaki yara nüksettiği için subaylık görevine devam edemedi. Malulen emekli olmak durumunda kaldı. Aradan zaman geçti ve bir gün Kureba Hastanesi'nde yatarken Türkiye radyolarından İzmir'in kurtuluşu anlatılıyor. Ve İzmir'in kurtuluşu andan söz edilirken Yüzbaşı Şerafettin'in çoktan ölmüş olduğu anlatılıyor. Ve Yüzbaşı Şerafettin Bey bunu hasta yatağında kendi kulaklarıyla duyuyor. Çıkıyor biri diyor ki, çık ölmedim de. Bunu söyleyen de kim? Onu da söylerim. Fahrettin Paşa. Bu diyor değerli arkadaşım şu anda çoktan ölmüş olmalı diyor. Radyoda konuşma yapıyor. Ama hasta Gureba Hastanesi'nde yatıyor. Yüzbaşı Şerafettin Bey'in verdiği yanıt şu. Bir komutan kamuoyu önünde utandırılamaz. O hatasını anlar ve ziyaretime gelir diyor. Gerçekten de bunu haber alınca Fahrettin Paşa yeni kitabı çıkmış İstiklal Harbi'nde süvari kol ordumuz bir tanesine yazıyor. Kardeşim Şerafettin Bey'in ölmediğini öğrendim. Çok mesut oldum. Bu yanlışı düzeltiyorum diyor. Köşesine imzalıyor. O kitabı ailesi bana armağan etti. O kitap bende, benim kütüphanemde. Şimdi ne oldu? Ölene kadar bu kılıcı Yüzbaşı Şerafettin Bey elinden çıkarmadı. Zor günleri oldu. Kızının okul masraflarını karşılayamadı. Evinin kirasını veremeyecek hallere geldi. İzmir Belediyesi onun yaşadığını duyunca çıktı. Ev verelim, para verelim, maaş verelim. Bunları kabul etmedi. Ve dedi ki, herkes vatan ve namus borcunu yerine getirmekten başka bir şey yapamadı, yapmamıştır. Ben bu parayı kabul edemem dedi. Ve sonunda 1951 yılında sessiz sedasız gözlerini yumdu ve ebediyete intikal etti. Bugün mezarı İstanbul'dadır ve uzunca bir zaman bakımsız bir halde kalmıştır. Sonra İstanbul'da Atatürkçü Düşünce Dernekleri sahip çıkmışlardır. Mezarı temizlemişlerdir, elden geçirmişlerdir. Peki ya kılıç? Onu da söyleyelim mi? Evet. İzmir Belediyesi bir müze kuruyor. Ve ölmeden önce eşi de sağ o tarihlerde ama yatalak hasta, yerinden kalkamıyor. Kısmen felç. Yüzbaşı Şerafettin o halde yani. Bir yazı gönderiyor. Diyor ki bu muazzez diyor kılıç, çok önemli bir hatıra. Sizden daha çok ulusumuzun bir şeyidir bu. Önemli değeridir. Kurulacak olan müzeye bu kılıcı armağan eder misiniz diyor. Eşiyle bunu değerlendiriyor. Üzerinde yakutlar, inciler var. Ben Üçüncü Kılıç adlı kitabımda bunu paylaştım. Ama yineliyorum, şu anda kitabımın yeni baskısını yaptıramıyorum. Bu ülkenin kaderi. Ne yapalım, bunları anlatamayız. Utanıyoruz çünkü bizler Anadolu çocuklarıyız. Utanıyoruz. Bulunmuyor. Sonra ne oldu?
Sonra ne oldu? O yüzden diyorum okuyun. Lütfen okuyun. Yani en azından mevcut kitaplarımızdan okuyun ki biz de desteklendiğimizi, biz de arkamızda bizi sevenlerin kalpleri olduğunu bilelim. Bundan güç alalım ve çalışmalarımızı daha şevkle sürdürelim. Sonra ne oldu? Bakın, dinleyin, sıkı durun. Yüzbaşı Şerafettin'in isteğiyle Siret Han'ın yerinden kalktı. Timur'un kılıcını aldı. İstanbul Ortaköy'de oturuyorlardı. Artık dolmuşla otobüsle her neyse kalktı. İstanbul Valiliğine geldi. Ve İzmir Belediyesi'ne gönderilmek üzere bu kılıcı İstanbul Valiliğine teslim etti. İşte kılıcın en son görüldüğü an o andır. Kılıç ne oldu bugün kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor. Rahmetli Ahmet Piriştina, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Onun zamanında İzmir'de yazılar yazıldı, bilmem ne yapıldı bizim araya girmemizle, ailenin araya girmesiyle. Kılıca hiçbir şekilde ulaşılamadı. Harbiye Ordu Evi'ni araştırdım. Pardon, Harbiye Askeri Müzesi'ni araştırdım. Yok. Yer yarıldı, içine girdi. Ben de diyorum ki acaba birilerini zengin mi etti? Acaba birilerine apartman konak mı oldu? Ya da kalan, yani o değerli taşların dışındaki o demir parçası dövüle dövüle, hani Yaşar Kemal'in Binboğalar Efsanesi adlı romanı var ya, oradaki Haydar Usta'nın yaptığı gibi, acaba böyle bir sonuçla mı karşılaştı? Karşılaştı. Hiç ama hiçbir şey bilmiyoruz. Evet değerli arkadaşlarım, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz, iyi ki bir şeyleri paylaşabiliyoruz, iyi ile iyi ki kalplerimiz bir anda birlikte atabiliyor. Sizlere nice nice sevgilerimi ve esenlik dileklerimi iletiyorum. Büyüklerim varsa onların ellerinden, yaşıtlarımın yanaklarından, küçüklerimin de gözlerinden öperek hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Türkiye, iyi akşamlar Avrupa, iyi akşamlar Amerika ve iyi akşamlar Dünya. Hoşça kalın.